X ve Y elementlerinin oluşturduğu bir bileşikte X kütlesinin Y kütlesine oranı 6 bölü 5'tir. Buna göre 33 gram bileşik elde etmek için harcanması gereken X ve Y kütleleri kaçar gram olmalıdır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın 6 bölü 5'in anlamı nedir? Bu bileşikte 6 gram X varsa 5 gram da Y vardır ve toplam 11 gram bileşik oluşur bu şekilde tepkimeye girerlerse. Şimdi 33 gram bileşik oluşturmamız istenmiş. 33 gram bileşik için de şunu söyleyebiliriz. Bakın burada bileşik miktarı kaç katına çıkması isteniliyor? 3 katına. 11'den 33'e. O zaman y'yi de 3 ile çarpıyoruz. 3 katı almamız lazım. x'i de 3 ile çarpıyoruz. 6 kere 3. Demek ki 18 gram x. 5 kere 3. 15 gram da y gereklidir arkadaşlar. Burada şunu da söyleyebiliriz. Bakın bu 6 bölü 5'i şöyle de söyleyebilirsiniz. 6K bölü 5K şeklinde yorumlayabilirsiniz. Ve toplarsanız 11K yapar. Ve bu 11K dediğimiz 33'e eşit olması gerekir. Buradan K'nın değeri 3 çıkar. Ve getirip yerine yazarsanız bakın 6 kere 3 18 gram X. 5 kere 3 15 gram Y yine söylenilebilir. Yani cevabımız D seçeneği olacak arkadaşlar. X3, Y8 bileşiğinde kütlece birleşme oranı 9 bölü 2'dir. Bu bileşik ile ilgili olarak niceliklerinden hangileri bulunabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci ifademizde diyor ki bileşiği oluşturan elementlerin kütlece yüzde bileşim oranları bu bulunabilir. Nasıl bulunabilir? Bakın mesela 9'a 2 denilmiş ya 9 2 daha bu şekilde tepkime girerlerse 11 gram bileşik oluşur. Yani şöyle diyebiliriz mesela x için 11 gram bileşikte 9 gram x varsa yüzde kaçtır deyip buradan hesaplama yapmayacağım. Yani bulunabiliyor mu? Tabii ki bulunabiliyor. Aynı şekilde 11'de 2 ise yüzde kaçta deyip oradan y'nin de yüzdesini bulabiliriz. X ve y'nin atom kütleleri oranı. Evet bu da bulunabilir. Bunu da şöyle bulabiliyoruz. Bakın burada bileşiğimizin içerisinde 3 tane x var. 8 tane y var. Ve bunların kütlece birleşme oranı 9 bölü 2. Yine buradan işlem yaptığımızda x'in atom kütlesinin y'nin atom kütlesine oranını hesaplayabilirsiniz. Son ifademizde diyor ki 2.2 gram bileşikteki x elementinin kütlesi. Bakın bunu da bulabiliriz. Hani yukarıda dedik ya 11 gram bileşikte 9 gram x varsa. Yani 11 gram bileşikte 9 gram x varsa 2.2 gram bileşikte acaba kaç gram a gram x vardı deyip buradan a eşittir 2.2 çarpı 9 bölü 11'den hesaplanana bilir arkadaşlar. O zaman cevabımız hepsi. Yani E seçeneğidir. X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikten birincisinde X'in Y'ye kütle oranı 6 bölü 7'dir. Birinci bileşim formülü X 2 Y, ikinci bileşim formülü X 3 Y 2 ise ikinci bileşikte kütlece birleşme oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın burada iki tane x var. Bir tane de y var ve kütlece birleşme oranı 6 bölü 7. O zaman buradan şöyle işlem yaparsak bakın 2 ile 6'yı sadeleştirdim. X'in atom kütlesinin yani bir tane X'in bir tane Y'ye oranı 3 bölü 7 çıktı. Şimdi ikinci bileşiğimizde 3 tane x var. 2 tane de y var. Bakın şurada bulmuştuk. x 3 ise y de 7. O zaman burada yerine yazıyoruz. Buradan işlem yaptığımızda 3 kere 3 9. 2 kere 7 14. Demek ki buradaki kütlece birleşme oranımız 9 bölü 14. Yani C seçeneği olacaktır. X ve Y elementlerinden X, 2, Y, 3 bileşiğinin eldesiyle ilgili deney sonuçları aşağıdaki gibidir. Tablodaki veriler kullanılarak ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifademizde diyor ki kimyasal tepkimelerde yeni atomlar oluşur. Arkadaşlar tablodaki veriler kullanılarak böyle bir ifadeye ulaşabiliyor muyuz? Ulaşamıyoruz. Yani Yukarıda sadece X'in ve yeğenin kütleleri yani tepkimeye giren kütleleri hakkında bilgiler verilmiş. Yani bu ifademiz zaten bu ifademiz yanlış bir ifadedir. Yeni atomlar oluşmaz ama tablodaki veriyle zaten alakası da yok onu da söyleyelim. Bileşiklerin kütlece yüzde bileşimi sabittir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın birinci bileşiğimizde 48 gram x alıyoruz. 48 gram y alıyoruz. Ve 20 gram x artıyor. Demek ki burada 28 gram x ile 48 gram y tepkimeye giriyor diyebiliriz. Buradan da sadeleştirme yaptığımızda mesela 4'e bölersek 7 gram x 4'e bölersek 12 gram y ile birleşiyor diyebiliriz. İkinci bileşiğimizde bakın 28 gram x tepkimeye girmiş hiç artmamış. 60 gram y kullanmış 12 gramı artmış. O zaman yine bakın 28 bölü 48 oranı çıkarsa Bunu da sadeleştirebilirsiniz istiyorsanız. 7 bölü 12'dir. Et, evet, bileşiklerin kütlece yüzde bileşimi sabit. Yani madde miktarları değilse de tepkimeye giren kısımlar değişmiyor. Üçüncü ifademizde bir bileşikteki elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Evet az, önce hesapladık bakın bu bileşikteki sabit oranımız 7 bölü 12. Yani şu bulduğumuz değerler bu bileşikteki sabit orandır. Bu durumda Cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği olacaktır. X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşik için kütle grafikleri yukarıdaki gibidir. Buna göre birinci ve ikinci bileşimin formülleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci grafiğimize baktığımızda x'in kütlesinin y'nin kütlesine oranı verilmiş ve burada 7 bölü 2 oranı görüyoruz. Evet burada x'in kütlesi 7, y'nin kütlesi 2. İkinci bile grafiğimize baktığımızda y'nin kütlesinin 3. Şimdi toplam bileşin kütlesi ise 10 olduğu söylemiş. O zaman 10'dan 3'ü çıkarırsak 7 gram da x'e kalacaktır. Bakın 7, 3 daha 10 olacaktır. Yani şuradaki 10 değeri bunların toplamı olması lazım. Şimdi arkadaşlar burada şunu söyleyebilir miyiz? x'ler eşit iken y'ler arasındaki oran yani birinci bileşikteki y'nin ikinci bileşikteki y'ye oranı 2 bölü 3. Şimdi seçeneklerde yapmanız gereken işlem şu. x'leri eşitleyip y'ler arasında bu oranı aramanız gerekiyor. Şimdi birinci seçeneğimize baktığımızda x'ler eşit değil. O zaman ben bu bileşimi 2 ile genişletirsem x2 y2 olur. O zaman bu durumda x'ler eşitken y'ler arasındaki oran 2 bölü 3 çıktı. Aslında, aslında cevabı bulduk ama diğer seçeneklerimizi de inceleyelim. Bakın burada x'ler eşit 1'e 1. E 1 y'ler arasındaki oran 1 bölü 2. Şimdi x'ler eşit değil. Şurayı 2 ile genişletiyorum. X'leri eşitlemek için. O zaman burası x2, y4 olur x'leri eşitledim. y'ler arasındaki oran 1 bölü 4. x'ler eşit. y'ler arasındaki oran 3 bölü 2. Yani bizim değerimiz 2 bölü 3'tü. Bu da olmaz. Şimdi x'ler eşit değil. Burayı 3 ile genişletiyorum. Burayı da 2 genişletiyorum. O zaman bu bileşimiz x 6 oldu. 3'ü içeriye dağıtıyorum. y 3. Burası ise x 6 y 2 oldu. Bakın yine x'ler eşitlendi. y'ler arasındaki oran 3 bölü 2. Yani cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. X ile Y elementleri arasında tam verimle gerçekleştirilen tepkimede yalnız Z bileşiği elde edilmektedir. Bu tepkime için kaba ilave edilen X ve Y elementlerinin tepkimesi sonucunda oluşan Z miktarı tabloda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tam verimle diyorsa girenlerden en az bir tanesi bitecek. Şimdi 5 gram bileşik oluşmuş arkadaşlar. Yani Y'nin bitme şansı var mı? Yok. Zaten Y 7 gram. Yani Y bitse bizim bileşiğimizin kütlesinin 7'den fazla olması lazım. Yani bu tepkime de X bitiyor ve X'in kütlesi 3 gram. Demek ki burada X 3 gram tepkimeye giriyor toplam 5 gram bileşik oluşacak Y'de 2 gram tepkimeye giriyor. Ve 5 gram y artıyor. Tepkimede oluşan bileşikte x'in kütlesinin y'nin kütlesine oranı 3 bölü 7 denilmiş yanlış. 3 bölü 2 arkadaşlar bakın 3'e 2 tepkimeye giriyor. 15 gram z bileşiği oluşturmak için en az 21 gram y elementi gereklidir denilmiş. Arkadaşlar 5 gram Z için bize kaç gram Y lazım? 2. Yani 5 gram Z'nin yapısında 2 gram Y varsa 15 gram Z için acaba bize kaç gram Y gereklidir dersek buradan A eşittir 15 çarpı 2 bölü 5'ten Buradan 5 ile 15'i sadeleştirsek 3 kalır. 3 kere 2'den yani bize 6 gram y gerekir. Bu ifademiz de yanlış. Verilen tepkime de artan madde olmaması için kaba 7,5 gram daha X elementi eklenmelidir denilmiş. Şimdi arkadaşlar, elimizde 5 gram Y kaldı. Diyor ki bu elimizde kalmasaydı, bu da tepkimeye girseydi bize ne kadar X lazım? Şimdi şurada 2 gram Y'nin bakın burada 2 gram Y'nin tepkimeye girmesi için ne kadar X gerekiyor? 2 gram y'nin tepkimeye girebilmesi için 3 gram x gerekiyorsa 5 gram artan y'nin tepkimeye girebilmesi için bize kaç gram x gerekir? Buradan şöyle söyleyebiliriz. Bakın 5 çarpı 3 bölü 2. 5 kere 3 15. 2'ye böldünüz. Evet 7,5 gram x gerekecektir. Üçüncü ifadem doğrudur. Bu durumda cevabımız yalnız 3 yani A seçeneğidir. Eşit kütlede kalsiyum ve karbon elementlerinin tam verimle tepkimesinden kalsiyum karbür bileşinin elde edilmesi sırasında hangi elementin kütlece yüzde kaçı artar diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın bu tepkimemizde kalsiyum ve 2 karbon tepkimeye girip kalsiyum karbür bileşini oluşturur. Şimdi kalsiyumun atom kütlesi bakın burada verilmiş 40. Elimizde bir kalsiyum olduğu için demek ki 40 gram bu maddeden tepkimeye giriyor. Karbon 12 çarpı 2'den 24 gram tepkimeye girer. Şimdi bu artan madde sorularında genelde şöyle bir tablo yapıyoruz. Diyoruz ki başlangıç tepkime ve sonuç. Şimdi başlangıçta eşit kütlede diyor. Arkadaşlar eşit kütle, eşit hacim, eşit mol sorularında miktarı fazla olana göre tepkimeyi alırsanız ya da maddeleri alırsanız yapacağınız işlemler kolaylaşır. Yani ne demek istiyoruz? Bakın burada 40 grama 24 gram var. Ben buradan 40 gram alsam bu maddeden de 40 gram alsam eşit kütlede aldık mı aldık? Bu maddemizden başlangıçta yok. Tam verim diyor bakın tam verimli tepkimelerde nedir? Az katı olan biter. 40'a 40. Bura bir katı. 24'e 40 bura bir katından fazla. Bakın kaç katı olduğunu tam hesaplanmanızına gerek yok. Hangisi kat olarak az? Hangisi çok? Bunu bulsanız sizin için yeterli olacaktır. O zaman burası kat olarak az olduğu için bu maddenin tamamı tepkimeye girecek ve bitecek. Peki bu madde 40 gram girerken bu maddemiz ne kadar tepkimeye girebilir? Onun da cevabı bakın en üstte aslında yazılı. Burada söylemiştik. 40'a 24 oranda tepkimeye giriyorlar. Yani bu maddemiz 40 gram girerse bu maddemiz de 24 gram tepkimeye girer. 40'tan 24 çıktı 16 gram arttı. Ha, bu soruda kullanmayacağız ama isteyen şöyle de yapabilir. Hocam bunun kütlesi ne olacak merak edenler için söyleyeyim. 40, 24 daha. 64 gram madde tepkimeye giriyorsa 64 gram da bu maddeden oluşacaktır. Şimdi bize diyor ki hangi elementin kütlece yüzde kaçı artar? Bakın karbondan 40 gram aldık. 16 gram arttı. 40 gramda 16 gramlık bir artış olduysa yüzde kaça denk gelir? Buradan x eşittir. 100 çarpı 16 bölü 40. Şuradan bir sıfır attık. Buradan da bir sıfır attık. 16 ile 4'ü sadeleştirdik. 4 kaldı. 4 kere 10. Bu işlemin sonucu %40 olarak çıkacaktır. O zaman %40 karbon artıyor. Cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Eşit kütle x ve y elementleri alınarak gerçekleştirilen tepkime de y elementi biterken x elementinin 15 gramı artmaktadır. Tepkimede harcanan y elementinin oluşan bileşiğin kütlesine oranı 8 bölü 11'dir. Başlangıçta alınan x elementi kaç gramdır diye sor sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle e, olayı canlandırabiliriz. bakın x ile y tepkimeye giriyor. Buradan bir bileşik oluşuyor. Başlangıç, tepkime ve sonuç şeklinde bir tablo oluşturalım. Şimdi ne diyordu? Y elementi bitiyor. X elementinin tamamı tepkimeye giriyor. Ve tepkime de harcanan Y elementinin oluşan bileşiğin kütlesine oranı 11'dir. Şimdi şöyle desek bakın bileşiğin oluşan kütlesine 11K desek. Yani şurada sonuçta 11K var. Şimdi bu o, e, tabi başta bileşik yok. Şimdi 11K oluşuyorsa ve tepkime de harcanan Y kütlesi 8'de o zaman 8 bölü 11 ise buradan 8K tepkime giriyor. Demek ki başlangıçta ben bu maddeden 8K almam lazım. Çünkü Y elementinin bittiğini söylemişti. Ve başlangıçta bunların kütlelerinde eşit olduğunu söylemişler. O zaman burası 8K ise burası da 8K ve toplam 11K'lık bileşim oluşuyorsa demek ki burası da 3K olacak. Bakın kütlenin korunumu kanuna göre girenlerin kütleleri toplamı ürünlerin kütleleri toplamına eşit olmak zorunda. O zaman 8K'dan 3K'yı çıkarırsam 5K X yani artar. İşte şurası 5K dediğimiz kaça denk geliyormuş? 15'e denk geliyormuş. O zaman 5K eşittir 15 ise buradan k eşittir 3 olacak. O zaman başlangıçta alınan x'e de 8k demiştik. Getirip yerine yazarsak 8 çarpı 3'ten 24 gram x alınmıştır başlangıçta. Yani cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Bir miktar y elementi bulunan kaba bir miktar x elementi azar azar ilave edilerek x y bileşi elde edilmiştir. Bu tepkime ile ilgili kütle değişimlerinin grafiği yukarıda verilmiştir. Bu grafiğe göre tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bakın, arkadaşlar, arkadaşlar bakın grafiğimizi incelediğimizde şu noktaya kadar bileşik oluşmuş. Bu noktadan sonra hala x eklenmeye devam etmiş ama bileşik oluşmayacaktır. Çünkü y tepkimeye girmiyor. Demek ki y bitmiş bakın şu noktadan itibaren. O zaman diyor ki birinci ifademizde başlangıçta eşit kütlede x ve y elementleri alınmıştır. Bakın tekrar söylüyorum. Şu noktada y bitmiş. Y'den toplam kaç gram tepkimeye girmiş? 12 gram. Demek ki 12 gram y varmış. Şimdi x, bakın şurada 12 gramda x olduğunu görüyoruz şu noktaya kadar x var. O zaman birinci ifade doğru. 3 gram x artmıştır demiş. Evet 12 gram x almıştık ama şu noktaya kadar yani 9 gram x'in olduğu noktaya kadar tepkime gerçekleşmiş. 12 x 9'dan o zaman 3 gram x artmıştır. B seçeneğim de doğrudur x'in y'ye kütlece birleşme oranı 4 bölü 3'tür demiş. Arkadaşlar bakın 9 gram x tepkimeye girmiş şu noktaya kadar. 12 gram da y tepkimeye girmiş. O zaman buradaki oran 9 bölü 12 olması lazım. Sadeleştirirsek 3 bölü 4 yapacaktır. Burası yanlıştır. En fazla 21 gram bileşik oluşmuştur. Evet bu noktaya kadar tekrar söylüyoruz. 12 gram y tepkimeye girmiş. 9 gramda X tepkimeye girmiş. Buradan toplam 21 gram bileşik oluşur. Burası da doğrudur. Artan madde olmaması için kaba 4 gram daha Y eklenmelidir denmiş. Arkadaşlar bakın elimizde şuradaki 3 gramlık X'in arttığını söylemiştik. Şurada da belirtmiştik. Şimdi 3 gram X varsa ve bunun tepkimeye girmesini istiyorsam acaba bana kaç gram Y gerekiyor? Şimdi oranımız kaçtı? 12'ye 9. Yani 9 gram x ile 12 gram y tepkimeye giriyorsa 3 gram x ile acaba kaç gram y tepkimeye girer? Buradan a eşittir 3 çarpı 12 bölü 9. Evet sadeleştirirsek 3 ile 9 aşağıda 3 kaldı. 12 ile 3'e böldük. Demek ki bize 4 gram y gerekiyordur. Bu durumda E seçeneğimiz de doğru. Bizim buradaki cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangileri katlı oranları yasasına uymaz diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar katlı oranlar için şuna bakmanız lazım. Aynı tür iki element olacak. Bakın mesela burada karbon hidrojen karbon hidrojen. Bunlar arasında katlı oran olabilir. Ama bir de şuna bakacağız. Basit formülleri aynı mı? Şimdi bunu bu bileşimimizi 2 ile sadeleştirirsek bu bileşimimizin basit formülü CH2'dir. Burayı da 3 ile sadeleştirirsek burası da CH2'dir. Eğer bileşiklerin basit formülleri aynıysa bu bileşikler arasında katlı oran yoktur. Yani katlı oranlar yasasına uymaz. Biri aldık. Eğer element sayısı yani tür olarak 2'den fazlaysa bakın hidrojen, kükürt, oksijen 3 tür element var. O zaman burada da katlı oran yoktur. O zaman bunu da aldık. Bakın burada azot, oksijen, azot oksijen. Bu bileşiklerimiz yani aynı tür 2 aynı iki tür elementten oluşmuş ve basit formülleri farklı bakın burada mesela bunu da zaten en sade hali daha sadeleştiremeyiz. Bunu da sadeleştiremeyiz. O zaman bunlar arasında katlı oran Vardır. Peki katlı oran kaçtır? Onu da bulalım. Ne yapmamız lazım? Elementlerden birini sabitlememiz gerekiyor. Bakın mesela azot burada 1, buradaki. Burayı 2 ile genişletelim. O zaman azot 2 oldu, oksijen 4 oldu. O zaman buradaki oksijenler arasındaki orana bakıyorum. Buradaki katlı oranım 4 bölü 5. O zaman bunu almıyoruz. Çünkü uymayanları soruyordu. Buna göre cevabım 1 ve 2. Yani B seçeneğidir.